ülkeler, Güney Avrupa, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika, gördüğünüz gibi çok karışık bir bölge. İsmim Brunini çünkü eşim İtalyan, ben de bu bölgeye kadar karışık bir geçmişten geliyorum. Yarı Gölen, yarı Lazlık var ailemde. İçinde Türkiye'nin de bulunduğu bu bölgenin pazarlamasından sorumlu olmak benim için bir Türk olarak gerçekten gurur duyucu bir şey. Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için, Mustafa beni buraya konuşmaya çağırdığı için de gerçekten çok mutluyum. Sizlere bugün inovasyon, Google niye inovasyon, inovatif bir şirket, bundan bahsetmek istiyorum. 7 tane prensipten bahsetmek istiyorum. Eminim duymadığınız kavramlar değil, fakat benim bugüne kadar çalıştığım şirketler içerisinde gerçekten Google bu kavramları çok değişik bir şekilde uyguluyor. Umarım siz de bundan faydalanırsınız, size işinize yarayan bir değerler çıkar. Birinci prensibimiz büyük düşünmek. Hiç yeni bir kavram değil ama Google'da bu konu üzerinde çok düşünüyoruz. Kurucularımız da bu konu üzerinde çok düşünüyorlar. Ayasofya'nın resmini koydum buraya çünkü Ayasofya'yı yaparken bir taş ustasına, taş üstüne taş koyduğunu bilmek mi daha heyecan verici yoksa bir Ayasofya'nın inşaatının parçası olduğunu, yapılışının parçası olduğunu bilmek mi daha etkili? Bu bizim Google'da çok düşündüğümüz bir kavram. Böyle düşünmek için bir misyonumuz, vizyonumuz olması lazım. Belki duymuşsunuzdur bugüne kadar misyonumuz Google'ın dünyadaki tüm bilgiyi organize etmek ve bunu herkese erişilir ve faydalı kılmak gibi bir misyonu var. Yaklaşık 10 yıl evvel çıkarıldı bir misyon ve hala geçerli. Hatta kurucularımız 300 yıl için daha geçerli olacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu büyük düşünmek bizim yaratıcı olmamız açısından önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisine geçersek, bu bizim iki kurucumuz ve eski CEO'muz, şimdi Larry, soldaki kırmızılı CEO oldu. Bizim her cuma TGIF adında bir toplantımız var. Niye bundan size bahsediyorum? Bizim şirketin bu misyonu, vizyonu ve bununla ilgili alınan her kararı, yeni çıkacak her ürünü bütün şirkettekilerle her cuma konuşmak ve hatta tartışmak gibi bir huyu var. Her cuma kurucularımız ve başka üst seviyede yöneticiler gayet böyle resmi bir şekilde bir araya geliyoruz. Onlar bize çok önemli kararlardan bahsediyorlar. Biz hatta hangi seviyeden ne olursa olsun istediğimiz şekilde onları zorlayacak sorular soruyoruz, bilgiler alıyoruz ve ondan sonra bunu bütün ekiplerimizle eğer bugün gelmediklerse paylaşıyoruz. Çok çok açık bir ortam var. Tabii böyle bir açık ortamda bazen bilgi sızmaları da oluyor. Bir iki kere son zamanlarda 26 bin kişiyi bulduk artık. Düşünün 26 bin kişiyle çok gizli bilgiyi sürekli paylaşıyorsunuz. Bir iki kere bilgi sızması oldu. Acaba dedim şirket biraz daha önlem alacak, daha az bilgi paylaşacak mı insanlarla diye düşündüm. Şimdi de 26 bin kişi oldu. Ben 6 yıl önce katıldığımda 3-5 bin kişiydi sanırım. Fakat kesinlikle hiçbir şekilde bu bilgi paylaşımını azaltmadıkları gibi hafif güvenliği arttırdılar ve gerçekten buna ne kadar önem gösterdiğimizi belli ettiler. Bu bilgi paylaşmak, bu kadar açık bir ortam olması da yaratıcılığa çok faydası oluyor. Ve dediğim gibi gene bilmediğiniz bir kavram değil fakat benim çalıştığım bütün şirketlerden çok daha fazla ve çok istikrarlı bir şekilde Google'da uygulanıyor. Bir sonraki kavram doğru insanlarla çalışmak. Biz biliyorsunuzdur çok ince eleştik bir işe eleman alıyoruz. İnsanları işe aldığımızda onları hayallerini gerçekleştirme imkanını verip yeni mezunlara çok değer veriyoruz. Bütün Google ofislerimizde bu kaydırak yok ama kesinlikle bu tip bir ortam var. Burası bizim yemeğimiz meşhur. İşte 3 öğün günde ücretsiz yemek var Google ofislerinde. Hatta şurada bir tartı var. Çünkü Google'a gene veriyle şey yapıyoruz ya, takıyoruz ya. Google'a giren insanların ilk girdikleri 3 ayda 3 ila 5 kilo aldığı gibi bir istatistik var. O yüzden gerçekten yemeklerimizin, mesela bir de şöyle bir kural var. Google'da masanız nerede olursa olsun, masanıza 20 metre en fazla mesafede muhakkak bir mutfak var. O mutfakta gene ücretsiz bir sürü işte yiyecek, işte o abur cubur. Benim kızlarım usta geldiğinde sürekli o mutfaktalar. Herkes onlara çikolata veriyor.
Dolayısıyla böyle çok içeride ev gibi bir ortam var diyebilirim. Bu bizim yine ofislerimizin dışarıdan görünümü. Şu gördüğünüz bir uyuma kapsülü. İçine giriyorsunuz, ses duymuyorsunuz, masal yapabiliyor, müzik falan. Yani ofiste biraz festireyim derseniz uyuma kapsülümüz var. Bence yaratıcılığın çok önemli parçalarından biri uyku. Bununla ilgili ayrıca bir konuşma yapabilirim başka bir gün. Bu bizim bilgisayarlara bir şey olduğu zaman text swap dediğimiz bilgisayarlarımızı götürdüğümüz ofisler. Yine Zürich ofisimizden işte uyku uyunan yer, işte kayak teması var. İşte gene böyle bir itfaiye şeyleri olduğu gibi yangın bir tane aşağı inmek için daha tehlikeli metotlar var. Burada söylemek istediğim şey çok açık bir ortam var. Yaratıcılığa ve insanları birbiriyle beraber çalışmaya çok çok teşvik eden bir ortam var ve burada yaratıcılığa çok yardımcı oluyor. Bazen kötü niyetli arkadaşlar diyorlar ki ya sizin o söyleyi yapmışlar ki hiç eve gitmeyin de sürekli çalışın, babam çalışın. Öyle değil. Sadece çalışırken neredeyse evdeymiş kadar rahat hissedebiliyoruz kendimizi ve bu da gene bu kadar zülfüs gibi olmasa bile her ofisimiz yaratıcılığa çok faydası oluyor.